Merhabalar efendim. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akkıray Sürücü Kursu olarak Esenyurt ve civarına verdiğiniz hizmetten dolayı öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Biz sizlere teşekkür ederiz. Burada o kadar uzun yıllar var ki o güzel yılların bizlerle buluşmasına aracı oluyorsunuz bir anlamda. Ehliyet gerçekten çok ama çok çok önemli ve bu anlamda yılların tecrübesini bizlerle buluşturma savaşınız için sonsuz teşekkürler olsun yine. Sağ olun, teşekkür ederim. 2004'lerde başlayan koşturmaca 15 yılın bilgi birikimiyle 2019 yılında hala üstüne katarak devam etmekte. Tüm bu güzellikleri kurucusundan dinlemek istiyorum. Buyurun. Tabii. Biz 2004 yılından itibaren Akkıray Sürücü Kursu olarak Esenyurt ilçemizde, daha önce Kıraç ilçemizde, şu anda Esenyurt'a bağlı oldu. 15 yıldır burada faaliyet göstermekteyiz. Yaklaşık olarak yıllık ortalama 600 civarında öğrenci mezun ediyoruz. Bölgesel itibariyle Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar bölgelerine hitap etmekteyiz. Bununla beraber Esenyurt ciddi bir nüfusa sahip. Yaklaşık burada da 33-34 tane sürücü kursu mevcuttur. Ama biz kaliteyi her zaman ön planda tutmuşuzdur. Bunda da İstanbul'da hiçbir sürücü kursunda belki de yoktur. Bizlerde nöbetçi öğretmen mevcuttur. Müşterilerimizin çalışma saatlerine uygun bir şekilde özel dersler ücretsiz olarak onlara icra etmekteyiz. Bununla beraber müşterilerimizin de bizi tercih etme sebebi oluyor aynı zamanda. Çünkü biliyorsunuz halkımızın birçok kesimi çalışan insan olduğu için ehliyette hayatın dönüm noktalarından biri. Hele hele 18 yaşı geldikten sonra tüm gençlerimizin ilk iş olarak ehliyete müracaat etmeleridir. Tabii biz burada ehliyet insan hayatını çok önemli manada etki ettiği için biz eğitime çok önem veriyoruz. Birçok yerde kısıtlı derslerle ehliyet alabiliyorsunuz, geçebiliyorsunuz ama bizde farklı bir olay var. Biz öğrencimizin yetiştirebildiğimiz kadar en iyi şekilde usta öğreticilerimizin katkılarıyla onlara iyi bir şoför yaptıktan sonra trafiğe çıkartmaya gayret ediyoruz. Zaten şu anki sistem gereği de eskisi gibi değil. Şu an çok farklılaştı. Milli Eğitim Bakanlığımız, devletimiz bu konuda titiz bir çalışma sürdürmekte. Bu da ehliyette, direksiyonda hiçbir hatayı gözetmeksizin kesinlikle hatasız olarak müşterilerimiz sınav parkurunu tamamlayarak ehliyeti almaya hak kazanıyorlar. Bu bölgelerde hata yaptıkları zaman da bu ehliyeti alamıyorlar. Biz de bunun için altyapısını doldurarak gece gündüz, gece 12'ye kadar dersler vererek adaylarımızı memnun etmeye gayret ediyoruz. Süpersiniz. Bu sayede de konuklar arzu ettikleri takdirde hiçbir dersi kaçırmadan sağlıklı bir şekilde ehliyetlerini alma şansı yakalıyorlar galiba. Evet, evet. Peki efendim, ehliyet deyince birçok tabii ki gruplar var, birçok alanlar var. Bizi birazcık evet. Açabilir miyiz? Hangileri var tabii sizde? Tabii yaklaşık 2016'ya kadar ehliyetler 5 grup içerisindeydi. 2016'dan sonra devletimiz yeni bir uygulama getirdi. 17 sınıf ehliyet getirdi. Yani düşünün, motor A2 parkurunda 4 adet motor sınıfına ayrıldı. Taksi, otomobil kısmı ayrı oldu. Tabii sırasıyla minibüs, kamyon, kamyonet, otobüs, tır olarak devam etmekte. Bunlar da kendi aralarında sıralanma ayrıldı. Biz bu konuda yaklaşık 7 kulvarda ehliyet veriyoruz. Bunlar motor A1 ve A2 ehliyeti veriyoruz. Otomobil ehliyeti veriyoruz. Bununla beraber otobüs ehliyeti veriyoruz. Kamyon ehliyeti veriyoruz. Tır ehliyeti veriyoruz. Bunların hepsinin rakamsal bazda aylık demin bahsettiğim gibi 70'e yakın öğrenciyi mezun ediyoruz. Şimdi burada ayrıntı çekmek istediğim bir konu da 2016 yılından sonra Türkiye'de stajyer ehliyet dönemi başladı. Buna da değinmek istiyorum. Stajyer ehliyet dediğiniz zaman ehliyet alıyorsunuz. 2 yıl içerisinde trafikte 100 ceza puanını doldurmamanız gerekiyor. Doldurursanız ehliyetiniz iptal oluyor. Bir daha yeniden sürücü kursuna kayıt olarak ehliyet almanız gerekiyor. Burada da ince ayrıntı, alkollü, hız yapmamak ve kırmızı ışıkta geçmemek gerekiyor.
kurallara uyalım diyorsunuz. Evet, aslında evet, en doğal hakkı. Kendimizi düşünmesek de çevreyi düşünerek, yapacağımız zararı düşünerek dikkatli olmak gerekiyor. Şoför demek can taşımak demek. Kesinlikle katılıyorum. Burada bu güzel firmayı gene ayrıcalıklı kılan o kadar özellikler var ki, bir tanesi de danışmanlığımızı üstleniyorsunuz aynı zamanda. Evet, evet. Sadece buradan kurstan ehliyeti almanız gerekmiyor. Gelerek bizden her türlü soruların cevabını da alabilirsiniz demişsiniz. Tabii ki. Biz bu konuda danışmanlık şirketiyiz aynı zamanda. İşte ticari araçlar üzerinde SRC ve psikoteknik belgeleri var. Bunların danışmanlığını yapıyoruz. Bu konuyla alakalı müşterilerimize detaylı bilgi veriyoruz. Bizim çözebildiklerimizi biz çözüyoruz. Çözemediklerimizi anlaşmalı diğer şirketlerimizle müşterilerimizin tüm sorunlarını buradan gidererek tüm ehliyetlerini tamamlamış ve belgelerini tamamlamış oluyoruz. Süpersiniz. Yılların tecrübesiyle demişsiniz ki ehliyetsiz hiç kimse kalmasın. Evet. Zamanınız olmasa bile bizler onu yaratıyoruz diyorsunuz. Evet, ben teşekkür ediyorum Mustafa Tarım olarak böyle bir güzelliğe imza atma çabanız için diyeceğim. Ben teşekkür ederim. Burada var olan bir kalite var. Gerçekten yaslanamaz ve diliyoruz ki var olan bu kalite gülen yüzünüzle birlikte nice yıllar boyu bizlerle olsun. Saygılar sunuyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşmek üzere.